Hepiniz hoş geldiniz. Umarım seste ve görüntüde bir problem yoktur. Sesimi duyabiliyordur herkes. Ekranda da bir slide olması lazım. Parametrik BIM modelleri oluşturma başlıklı. Sanırım bir sorun yok. O zaman sunumumuza başlayalım. Şimdi öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Emre Kaşıkçı. AB Ketkem sistemlerinde AIS ürün sorumlusu olarak çalışıyorum. İnşaat mühendisiyim aynı zamanda. Bugün parametrik BIM modelleri oluşturmaktan bahsedeceğiz. Revit özellikle modellerinizi akıllı BIM objelerine dönüştürebiliyoruz. Peki neden böyle bir ihtiyaç hissediyoruz ve neden bu konuda Revit kullanıyoruz? Şimdi projelerin büyümesi ve mega proje haline gelmesi sebebiyle birçok disiplin bir arada çalışması gerekliliği dolayısıyla bu işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak oldukça zor hale geldi. Çünkü o kadar kalabalık insan bir çalışma ekibinin bir arada çalışması ve farklı disiplinlerin yani elektrikçilerin, makinecilerin, inşaatçıların, mimarların, belki işte yüklenicilerin, ana işverenlerin oradaki birçok dalın bir arada çalışması gerekliliği dolayısıyla koordinasyonu sağlamak oldukça zor olduğu için BIM sistemi geliştirildi. Tabii bunun şimdi disiplinler arasındaki işbirliğini sağlamak ve ortak dil olabilecek yazılımlar da kullanmak şart hale geldi. Revit bu bahsettiğimiz konuları çözmek için bize yardımcı olabilecek yazılımlardan biri. Şimdi bizim webinarımız şu şekilde ilerleyecek. Kısa bir teorik bilgilendirme yapacağım. Yapacağım bir sunumum olacak. Daha sonrasında da uygulamalı olarak Revit'te parametrik bir nesne nasıl oluşturabileceğiz? Bunu görmüş olacağız. Şimdi imalat sektöründe ürünlerin dijital ortamda kullanılabilir olması üreticilerini bir adım öne geçiriyor. Çünkü şöyle düşünün, yani sizin ürününüzü internet ortamından birinin alıp Revit modelinde kullanılabilir olması, bunu temin aşamasına geçtiği zaman, yani tasarım aşamasını geçip bu projeyi yapma aşamasına geçtikleri zaman direktman sizinle iletişime geçeceklerdir. Çünkü bu ürünün üreticisisiniz. O yüzden artık birçok firma ürünlerini dijital ortamda listeler haline geldi. Bu o internet ortamındaki kütüphanelerden, sitelerden biri. BIM Object sitesi. Bu sunumun, webinarın sonunda da siteyi de göstereceğim sizlere. Hatta bir tane de obje almayı düşünüyorum oradan ve Revit'te kullanmak için. Şimdi örneğin burada Duravit AG'nin üretmiş olduğu bir klozeti görüyoruz. En basitinden ben bu klozeti projeme alıp kullanabilirim direkt. Ve bu parametrik özellikleri ve gerçek boyutlarıyla birlikte benim projeme geldiği için, yani bu sonuçta gerçekte üretilen bir model aynısı. O yüzden ben bunu direkt hani kullanmak istediğim zaman, yapım aşamasına geçtiğim zaman ulaşacağım kişi bunun üreticisi olacaktır. Şimdi Revit nasıl bir yazılım? Revit akıllı 3 boyutlu parametrik ve nesne tabanlı tasarıma izin veren bir CAD Çok pardon. Revit Architecture, Structure ve MAP olmak üzere 3 modülden oluşmaktadır. Şimdi Architecture ile biz binamızın mimari projesini oluşturabiliyoruz. İşte akıllı nesneler kullanarak binada kullanacağımız tüm elemanları kullanabiliyoruz. İşte kapısıdır, penceresidir, birçok eleman mevcuttur. Bu tabii Structure için de yine işte donatılandırması olsun, connection, çelik bağlantı elemanları olsun, yine yük kombinasyonları, ölü yük, hareketli yük, bu yük kombinasyonları olsun ve MAP kısmında da sıvı tesisat, elektrik tesisatı ve mekanik tesisat kısmında bina modellemesindeki bu kısımlar için bize yardımcı olan bir yazılım.
Tabii ki Revit'in bu kadar değerli olmasının sebeplerinden biri de bu kadar çok disipline hitap ediyor olması ve BIM sisteminin en temel yazılımının Revit olması. Şimdi akıllı ve nesne tabanlı derken neyden bahsediyoruz? Örnek olarak siz iki boyutlu bir yazılımda bir kapı çizdiğiniz zaman o kapıyı oraya sembolik olarak koyuyorsunuz. Yani onun orada bir anlamı yok aslında. Ve yerleştirirken de onun hani kapı olduğunu, işte duvara yerleştirmeniz gerektiğini vesaire bu tarz şeyleri bilmediği için hani trimlemeniz gerekiyor, orada boşluk açmanız gerekiyor vesaire. Ama bunu Revit'te yaptığınız zaman Revit şunu biliyor. Yani bu ne seçti? İşte gidiyoruz architecture kısmına door sekmesi, door seçeneği, door komutunu seçiyoruz ve bunun kapı olduğunu biliyor. Ve bunun yerleşmesi gereken yeri de biliyor. Bu kapı nereye yerleşir? Duvara yerleşir. Duvar dışında bir yere yerleştiremezsiniz bunu. Ve duvara yerleştirdiğiniz zaman da orada otomatik olarak onun için gerekli olan boşluğu açar. Tabii bu çizdiğiniz nesneleri tanıması ne işimize yarıyor? Daha sonrasında modelleme aşamasını bitirdikten sonra metraj kısmına geçtiğiniz zaman rahatlıkla sizin malzeme listenizi dökebiliyor. Ben kapılarını seçtim. Yine kapı örneğinden başladığım için o şekilde devam ediyorum. Bunu hepsi için düşünebilirsiniz. Şimdi ben kapıyı seçtim ve bunun metrajını alıyorum. Şimdi projemdeki kapı metrajını aldığım zaman ben hangi kapımdan kaç adet var, bu kapılar kaça kaç, seçtiğim hangi parametreler neyse bütün özellikleri o tabloda görebiliyorum kapılarla alakalı ve toplamda kaç adet kapı kullanılmış bunları rahatlıkla görebiliyorum. Bu tabii ki işte duvar için düşünürsek metrekaresi için düşünebilirsiniz ne kaç metrekarelik bir duvarım var işte oradan burada kullanılacak tuğla ve sıva vesaire bunları hesaplayabilirsiniz. Veya işte kolon kiriş için düşünürsek, tablo için düşünürsek ne kadar beton kaç metreküplük bir alanı kapsıyor buna göre bir beton hesabı yapabilirsiniz. Ya da işte yine kapı gibi pencere gibi ya da direkt furniture eşya dediğimiz ürünlerden kaç adet kullanılmış bunları rahatlıkla listeleyebilirsiniz. Bir diğer güzel özelliği parametrik olması. Yani sizin yerleştirdiğiniz bir ürünü parametrelerle zaten uygulama kısmında oldukça uğraşacağız. Seçtiğiniz bir ürünü rahatlıkla boyutlarını değiştirebilirsiniz, malzemesine müdahale edebilirsiniz, yeni malzemeler ortaya çıkarabilirsiniz. Yeniden bir katı model oluşturmanıza gerek yok. Şimdi örneğin burada bir katı model görüyoruz. Bir sandalye örneği var. Bunu ben işte o bahsettiğim gibi BIM object listesinden aldım. Burada uygulanmış halini görüyoruz. Yani gerçekte burada da Revit'teki hali nasıl gözüktüğünü ve nasıl tasarlandığı gözüküyor. Ben bunu içeriye alıp düzenlemek istediğim bir şey varsa düzenleyip işte veya ben bunu direkt projemde kullandım ve projemde kullandıktan sonra bunu uygulamak istiyorsam bunu üreticisiyle rahatlıkla iletişime geçip temin edebilirim. Burada yine bir masa örneğini görüyoruz. Çift panelden oluşan bir masa bu. Buradaki boyutlarına yine bunu müdahale edebiliriz. Daha büyük bir masa veya daha küçük bir masa ya düşürebiliriz parametrik olduğu için ve yine üreticisiyle iletişime geçip hani bu boyutlarda bu masanın ve bu boyutlarda olanı istiyorum gibi bir talepte bulunabilirsiniz ve böyle bir hani ihtimal varsa yine o sizin istediğiniz tarzda bir masa üretilip sizlere gönderilecektir. Burada tabii bunlara edit family kısmıyla bunlar loadable family olduğu için bunlara düzenlemelerini de siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi family'ler iki kısma ayrılır. Biri sistem family'leri, diğeri loadable family. Şimdi bizim sistem family'si dediğimiz şeyler Revit'teki gömülü family'lerdir. Yani Revit üzerindeki şurada menüde işaretlenmiş olduğum mavi ile işaretli olanlar sistem family'leri, sarı ile işaretli olanlar loadable family. Bu architecture sekmesi için geçerli olanlar tabii ki. Burada structure, stil, sistem seçenekleri için de yine loadable ve sistem family'si olarak ayrılmış olanlar var. Ben sadece architecture sekmesini gösterdim. Sadece ikisinin arasındaki ayrımı, farkı anlatmak için. Şimdi sistem family'si Revit üzerindeki duvar, döşeme, çatı ve benzeri temel elemanların tanımlandığı sınıflardır.
Yani şundan bahsediyoruz. Bunlar Revit içerisinde Revit tasarlanırken yapılmış gömülü femillerdir. Bunları dışarıdan alabileceğiniz femiller değildir ve daha sonrasında düzenleyebileceğiniz femiller de değildir. Düzenleyebilirsiniz. Nasıl düzenleyebilirsiniz? Duplicate edip çoğaltırsınız ve size izin verilen ölçüler neticesinde ne kadar parametresi varsa bunun sadece o parametrelere müdahale edebilirsiniz. Yani duplicate edip işte ismini değiştirebilirsiniz. İşte boyut tanımları varsa duvar için vardır, boyut vardır, kalınlığı vardır mesela onlara müdahale edebilirsiniz. Ama tamamen yeni bir malzeme oluşturamazsınız ya da Edit Family butonu aktif olmayacaktır. Loadable Family ise sistem family'nin aksine Revit içerisinde dışarıdan çağrılabilen family'lerdir. İşte kapılar, pencereler, mobilyalar ya da işte sizin tasarladığınız family'ler loadable family oluyor. Bunlar da edit family seçeneği aktiftir. Her türlü düzenlemeyi yapabilirsiniz. Dışarıdan çağırdığınız family'lere siz istediğiniz parametreleri ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında birçok düzenlemeyi yapabilirsiniz. Aralarındaki temel fark budur. Şimdi burada anlatmak istediğimiz şey şu bu resimlerle. Şimdi kategori olarak bahsettiğimiz şey bir önceki slide'a döneyim. Mesela wall bir kategoridir. Door bir kategoridir. İşte window pencereler bir kategoridir. Kolonlar bir kategoridir. Burada da mesela sağ tarafta görüyoruz. Pencere örneğini seçmişiz. Pencere bir kategori oluyor burada. Skylight dediğimiz bir family. Yani bu kategorinin içerisinden seçtiğimiz bir family. Yani altta bir single window var mesela. O farklı bir family. Skylight farklı bir family. Type ise 1180'e 1170'lik boyutlardaki pencerelerin hepsi Skylight için konuşuyorum tabii ki. Hepsi aynı tip oluyor. Biz eğer boyutları duplicate edip boyutu değiştirirsek bu farklı bir tip pencere olmuş oluyor. Instance ise sadece bizim seçtiğimiz pencere oluyor. Yani burada mesela ben tavandaki pencereyi seçmişim. Bu instance olarak bahsettiğimiz pencere bu. Instance parametresine müdahale ettiğim zaman ben sadece bu parametreyi etkileyecek. Ama type parametresine ben müdahale edersem eğer bu tipteki yani 1180'e 1170'lik tipteki bütün pencerelerde aynı parametre değerini alacak hepsi. Aynı bir tanesini değiştirdiğim zaman eğer bu değiştirdiğim tip parametresi ise hepsi değişmiş olacak. Tasarlayacağınız ürüne uygun template seçmeniz de işlerinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Neyden bahsediyoruz? Şimdi template'i kısaca açıklamak gerekirse, template bizim tekrarlanan işlerimizi tekrar tekrar sürekli olarak yapmamak için her defasında oluşturacağımız bir şablondur. Şimdi şöyle düşünün, hani herkesin sürekli aynı işleri yapıyordur yani çalıştığı proje özelinde. Hani modelleme farklı olur ama belli bir kısma kadar hep aynı ayarlar yapılıyordur. İşte units ayarları, birim ayarlar, visibility graphics ayarları olabilir. Birçok ayara müdahale edebilirsiniz. Parametre ayarları olabilir. Project Browser altında müdahale edeceğiniz ayarlar olabilir. Bunları siz template oluşturup tek seferde bu ayarları yapıp daha sonrasında bu template üzerinden çalışmaya devam ederseniz tekrar tekrar her defasında yeniden bu ayarları yapmanıza gerek kalmaz. Template temel anlamıyla budur yani. Bizim tekrarlanan işlerimizi her defasında yapmamak için oluşturacağımız bir şablondur. Buradaki family template ise şöyle oluyor. Örneğin burada resimde görüyoruz. Door metric dedi işte bizim metric ve imperial vardır Revit'te. Imperial dedi işte inch fit birim cinsinden bu tarz olan birim sistemleri. Metric de ise bizim kullandığımız Avrupa'da kullanılan santimetre, metre işte kilogram gibi şeyler. Şimdi burada door seçeneğine geldiğimiz zaman kapı için mesela açarsak kapıda ne vardır? Kapı bir kere duvara yerleşir. Orada bir duvar vardır ve kapının bir kasası vardır. Bizim için oradaki kapının neyi vardır? Kalınlığı vardır, yüksekliği vardır, genişliği vardır. Hani genişliği olmayan bir kapı olur mu ya da yüksekliği olmayan bir kapı olur mu? Olmaz. Hepsinde zaten bu özellikler vardır. Bunu sizler için otomatik yapmış oluyor ve parametresini de atamış oluyor. O yüzden siz direkt metrik doğru seçerseniz
Direkt sadece modelleme işlemini yapmanız gerekiyor. Ondan sonraki kalan artık projenize özel nasıl bir şey tasarlamak istiyorsanız oradaki parametreleri atamanız gerekiyor. Ya da işte bir furniture için, furniture'da bir eşyanın da yine yüksekliği olur, genişliği olur, eni olur yine birçok her üç boyutlu elemanın zaten bu özellikleri olur. Yani o yüzden bu parametreler otomatik olarak tanımlanmıştır zaten. Sizin yeniden bunları tanımlamanıza gerek yok. İşte jenerik modelde dikkat ederseniz burada işte wall based'lar var, roof based'lar var. Bunlar da şu anlama geliyor. Şimdi bir ürün tasarladığınız zaman ben wall based seçersem eğer bu ürün sadece duvara yapışır. Eğer bu ürünü işte döşemenin üzerine koymak isterseniz koyamazsınız. Havada tutmak isterseniz tutamazsınız. Ya da bir boşluğa koyamazsınız. Onu duvara koymak zorundasınız. Ya da işte roof seçersen bu sefer bunu çatıya yerleştirmek zorundasınız gibi. Burada bu bazı seçenekler var. Jenerik model ise her türlü jenerik modelde siz yapıyorsunuz. Sıfırdan bir model, bütün her şeyini siz tasarlıyorsunuz. Ben genelde hani bizim sürekli bir aynı şey üzerinde çalışmadığımız için ben genelde jenerik modelde başlayıp bütün her şeyi kendim baştan yapmak daha benim kolayıma geliyor. Çünkü her şeyine hakim olmuş oluyorum. Şimdi ben burada sunumumun sonuna geldim. Uygulama kısmıyla devam edeceğim. Ama birkaç hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Sorularınızı webinar boyunca sohbet kısmına yazabilirsiniz. Ben şu an Teams arayüzünü göremiyorum. O yüzden en sonunda dönüp cevaplayacağım. Bu arada bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek, LinkedIn hesaplarımızdan takip ederek bundan sonra yapılacak webinarlardan haberdar olabilirsiniz. Bu webinarın şu an kaydı alınıyor. Daha sonrasında YouTube hesabımıza yüklenecektir. Tekrar izlemek isterseniz oradan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda orada geçmiş webinarların kayıtları ve bazı tips and trickler var Autodesk yazılımlarıyla alakalı. O videolara yine bakmanızı tavsiye ederim. Daha sonrasında bizimle iletişime geçmek isterseniz soracak olduğunuz farklı bir konuyla ilgili soru olursa Autodesk ürünleriyle alakalı destek@abketkem.com.tr ve emre@abketkem.com.tr adreslerine mail atabilirsiniz. Şimdi ben paylaşımı durdurdum. Revit ekranımı yansıtacağım. Şu an Revit ekranımı yansıttım. Görüyor olmanız gerekli. Şimdi burada ilk familylerle başlayalım. Yeni bir family açmak istiyorum. New dedim. Eğer mevcut bir oluşturduğum, daha önce oluşturduğum bir family açmak istiyorsam burada Open seçeneğinden açmam gerekiyor. Model kısmında da yeni bir proje açarsak yine burada mevcut template'lerden birini seçebiliriz veya kendi oluşturduğumuz template'i Open'dan da daha önce oluşturduğumuz bir projeyi açabiliriz. Şimdi o kısımlarla çok bahsetmeyeceğim. Bu kısım family oluşturacağız bir tane. Burada family'yi seçtikten sonra metriğe geliyorum ve burada birçok seçeneği görüyoruz. Örneğin ben jenerik modelde yapacağım modelimi ama size bir kapı örneğini göstermek istiyorum. Metrik doğru açtım. 3 boyuta geldiğim zaman şunu biraz küçültelim. Gördüğünüz gibi burada kasayı yapmış direkt. İşte bu nerede olur? Bu duvarda olur. Duvarı tasarlamış. Burada parametrelere bakalım. İşte yüksekliği var, genişliği var. Kasanın yine dış kalınlığı, iç kalınlığı ve yine kasanın genişliği var. Bunları, bu parametreler zaten diyor ki bunlar her şeyde olur. Ya kasası olmayan kapı mı olur? Yüksekliği olmayan kapı mı olur? O yüzden bunlar otomatik olarak bizim parametreleri tanımlamış, gerisini bize bırakmış. Ben bir jenerik model açacağım. Ve bir masa tasarlayacağım sizlere. Şimdi jenerik modelimizi açtıktan sonra ilk önce bir birim ayardan şunu santimetre yapmak istiyorum. Okey dedim. Şimdi family tasarlama mantığını şöyle özetleyebilirim sizlere.
Biz parametrik yapacaksak, yani katı bir model yapacaksak bu çok kolay. Direkt şuradaki form seçeneklerinden ne oluşturmak istiyorsak bunu oluşturup bir katı model olarak sunarız. Ama bunu eğer parametrik yapıyorsak bizim ilk önce referans planeleri ve referans çizgileri çizmemiz gerekli. Ve bizim yapacağımız parametrik atamalar bu çizgileri olmalı. Yani modele değil. Daha sonrasında da çizdiğimiz bu üç boyutlu işte formdan çizeceğimiz modelleri de daha sonrasındaki bu referans çizgilerine kilitlememiz gerekli. Bunu her aşamada böyle giderek kontrol etmemiz gerekli ki parametreler çalışıyor mu, çalışmıyor mu bunu bilelim. Çünkü en son eğer parametreler çalışmazsa ya geri dönüş çok zor oluyor. Bulmanız çok zor oluyor. Baştan başlamanız gerekiyor. En azından hangi aşamada hata yaptığınızı farkına varırsanız sizin için daha kolay olacaktır. Şimdi reference level dediği üstten bakan bir görünüş var burada. Bu üstten bakan görünüşte ben ilk önce plane'imi çiziyorum. Şu an tablomun o enini, genişliğini çizeceğim. Daha sonrasında boyutlandırıp ölçülendirmemizi yapıyoruz. Biraz büyüteceğim. Buradan EQ işaretine basarsanız eğer bunlar birbirine eşitlenmiş olur. Bunun ne işe yaradığını göstereceğim şimdi sizlere. Örneğin burası 284, şurası 142 santimetre mesafesi varmış. Ben bunu 150 yaptığım zaman sadece burası büyümeyecek. Otomatik olarak 300 oluyor. Çünkü burayı da aynı oranda eşitlemiş, aynı oranda büyütmüş oluyor. O yüzden EQ işaretine orantılı bir şekilde büyümesini istiyorsak bu arada. Tabii ki şimdi siz parametrenizi değiştirdiğiniz zaman ben sadece işte sağa doğru büyümesini ya da sola doğru büyümesini istiyorsam bu işlemi yapmayacağız. Ama eşit bir şekilde hem sağ hem solu eşit bir şekilde büyüsün istiyorsak buradaki EQ seçeneğini yapmamız gerekli. Burası için de aynı işlemi yapıyorum. Şimdi bunu seçtim ve buraya parametremi atıyorum. Seçtikten sonra ölçülendirmeyi seçtikten sonra burada modify sekmesi aktif oluyor ve şuradan create parameter seçeneğine geliyorum. Create parameter'dan buraya end dedim. Bunu type parametresi yapıyorum. Type ve instance'ı en son modeli bitirdiğim zaman farkını daha iyi anlayacaksınız. Şimdi buna geldim. Bunun için yine aynı parametreyi yapıyorum. Buna da boy diyorum. Bunu instance parametresi yapıyorum. Daha sonrasında front. Ön görüntüye geldim. Şu an önden bakıyoruz. Bu görünüşler çok önemli. Bir hakim olmanız gerekli. Reference level üstten plan görünüşüydü. Şu an front ön görüntü değil. Ön görüntüde bu masanın ne olur? Bir yüksekliği olacak. İkinci çizdiğim çizgi şu anlama geliyor. Bu iki çizgi arasına masamın tablasını yerleştireceğim. Tabii parametrik yapmak istediğiniz her şeyi ölçülendiriyoruz. İstisnasız parametrik olmasını istiyorsanız. Çünkü daha sonrasında biz parametreyi ölçüye atıyoruz. Yine ölçüme tıklıyorum. Create dedim. Yükseklik dedim. Buna da kalınlık diyorum. Yani İngilizce harfler kullanmaya çalışıyorum. Çünkü Revit Türkçe karakterleri tanımıyor. O yüzden daha sonrasında bir arka planda karışıklık olabilir. O yüzden İngilizce karakter kullanmanızda fayda var. Şimdi plan görüntüsüne tekrardan geliyorum. Create dedim. Şimdi tablamı oluşturacağım. Extrusion seçeneğini seçiyorum. Extrusion seçeneğini seçtiğim zaman şurada Draw seçeneklerinde AutoCAD'den aşina olduğumuz işte line, dikdörtgen çizimi, işte poligon çizimi gibi birçok seçenek mevcut. Buradan ben dikdörtgeni seçiyorum. Ve bu şekilde oluşturuyorum. Oluşturduktan sonra şu kilit işaretlerinin aktif olduğunu görüyorsunuz. Bunları kilitlemek çok önemli. Kilitlemezseniz eğer parametreniz çalışmaz. Çünkü dediğim gibi biz
parametreleri referans çizgilerine aktarıyoruz. Ve referans çizgilerine aktardığımız için biz büyütüp küçültürken, değerleri değiştirirken referans çizgilerimiz değişiyor bizim aslında. Ve siz eğer ürününüzü bu çizgilere bağlamazsanız, kilitleme işlemini gerçekleştirmezseniz parametreleriniz daha sonrasında çalışmaz. Bunu yaptıktan sonra şu an işlemi bitirmedim. Moddan tike bastığınız zaman işlem bitecektir. Şu kenarları biraz yumuşatmak istiyorum. Buralara yay çizeceğim. Şunu 10 santim geriye alıyorum. Bunu da 10 santim geriye alıyorum. Daha sonrasında buradan ark seçeneğini seçiyorum. Başlangıcı seçtim, bitişi seçtim. Şöyle onluk yaptıktan sonra bu yine uçları da birbirine kilitliyorum ki yekpare bir model halinde hareket etsin. Kilitleme işlemi oldukça önemli. Tüm kenarları için yapacağım. Son olarak bu kenarıma da yumuşatmamı gerçekleştiriyorum. Moddan tik komutunu işaretleyerek bitirdim şu anda. Front görüntüye geldim. Ön görüntüye geldiğim zaman bunu tabana çizmiş olduğunu görüyorum. Ben bunu yukarıya taşıyacağım. Align dedim. Align hizalama komutudur. Taşımak istediğim çizgiyi seçtim ve bunun üst çizgisini seçtim. Burada da unutmuyoruz. Yine kilitleme işaretini yapıyoruz. Yoksa kalınlığı değiştirdiğimiz zaman bu değişmez, sabit kalır. Bu işlemi de bitirdim. Şimdi bir üç boyutlu görüntüye geliyorum ben. Yukarıdan bakalım. Şunu da bir shaded görüntüye alalım. Yani kenarları birazcık o yayları ile yumuşatmış olduk. Şimdi bu parametreleri kontrol edeceğim. Değişiyor mu, değişmiyor mu diye. Bunu 150 yaptığım zaman şu an apply dedim. Evet, bu çalışıyor. Enine 100 santim diyorum. Kalınlığına 8 santim dedim. Şu an yüksekliğin bir önemi yok çünkü ayak yok. Ayağı çizdikten sonra yükseklik parametresini de kontrol ederiz. Şimdi referans level'a tekrardan geldim. Şimdi bunun ayaklarını çizeceğim ama ayaklarının konumunu belirlemek için yine referans çizgilerini çiziyorum. Yani burada kesişen ben daire ayak çizeceğim. Ve hangi noktada kesiştiğini kendim belirlemek için yani bu merkez noktalarda bir şey yapmam gerekiyor. Referans çizgileriyle belirtmem gerekiyor tabii ki güzel bir model olması açısından. Şu iç taraflara mesela şuradaki mesafeye bakmaksızın çiziyorum. Bunları çünkü daha sonrasında düzenleyeceğim. Şu kesiştikleri noktalara Create'den Model Line seçeneğini seçiyorum ve buradan çemberi seçip farklılarını çiziyorum. Bunların da çapı önemli değil. Nasıl değiştiğini hepsini eşitleyeceğiz az sonra birbirine. Şimdi ölçülendirmeye geldim. Ölçülendirmeleri yapıyorum. Şunu biraz işte iyi, daha iyi gözüküyor. Şimdi 12 seçeneğine tıkladım ölçülendirmelerden birine. Yine create dedim. Ayak mesafesi dedim. Okey dedim. Daha sonrasında bu ölçülendirmelerin hepsini seçiyorum. Kontrol tuşuna basılı tutup. Buradan label'dan bu daha önce oluşturduğum parametre listesini açıyorum. Ve hepsine ayak mesafesi dediğim zaman hepsinin otomatik olarak 12'ye taşındığını gördüm çizgilerin. Aynı işlemi çemberler içinde yapacağım. Diameter dimension dedim.
Hepsini ölçülendirdim. Hepsini ölçülendirdikten sonra buradakini seçtim. Ayak çapı dedim. Yine kontrol tuşuyla bütün ölçülendirmeleri seçiyorum. Daha sonrasında bu parametreyi atadıktan sonra hepsi otomatik olarak 12 mesafesinde oluyor. Çapında oluyor. Daha sonrasında şu an biz ne yaptık? Sadece referans çizgilerimizi çizdik. Modelimizi yapmadık aslında. Modelimizi oluşturmak için, gerçek ayakları oluşturmak için şu an 3 boyutlu olarak bu çizdiğimiz çizgilerin hepsi 2 boyut. Ekstrüjyon seçeneğine geldim. Burada zaten çizili olduğu için modellerle çizdiğim için pik seçeneğini seçiyorum. Çizgiyi seçeceğim. Çemberi seçtim. Kilitleme işaretini unutmuyoruz. Çünkü kilitlemezsek çapı değiştirdiğimiz zaman ayağımız değişmez. Hepsini kilitledim. Ve buradan depth de yüksekliğini belirleyebilirim ama buradan belirlememin hiçbir hükmü yok. Çünkü front'tan ön görüntüye geçip bu yüksekliği oradan belirleyip çizgilere kilitlemem gerekiyor parametrik çalışması için. O yüzden buradaki depth seçeneği de yüksekliğe hiç müdahale etmiyorum. Mod'la bu seçeneği bitirdim. Front görüntüye tekrardan geldim. Align'e tıkladım. Üstteki referans çizgisi, alttaki referans plane'e tıkladım. Ve şu üst tarafı oraya taşıdım. Kilitleme işlemini de yaptım. Alttaki referans çizgisine tıklayıp yine ayaklarımı da buraya kilitledim. Şimdi şuradaki 3 boyutlu görüntüye tekrardan gelelim. Visibility Graphics'ten şu ölçülendirmenin burada gözükmesine gerek yok. Onu kaldırdım. Tekrardan bakalım parametrelerimiz çalışıyor mu? Yüksekliği 60 santim yaptım. Evet, küçülüyor. Bir problem yok. Buradan çapı değiştirelim. 7 yaptığımız zaman inceldiğini gördük. Bu da güzel. Ayak mesafesine bakıyoruz. 15 olsa bu iyicene içeri taşıdığını görüyoruz. Hepsi çalışıyor parametrelerimizin. Bir sıkıntı yok. Şu yanda gördüğünüz bir de formül seçeneği var. Bu bize ne işe yarıyor? Örneğin bunu ayak çapı ve ayak mesafesi açısından kullanabiliriz. Şimdi bir kere şu görüntüyü bir aşağı taşıyalım. Alttan bakalım. Şurada ayaklarımızı görüyorsunuz. Burada da masamızın tablesi var. Şuraya parametremi taşıdım. Diyorum ki ayak çapı parantez açtım. Bölü 2 dedim. Artı yani yarı çapını hesapladım şu anda. Merkezden yarı çap artı şu kenardaki mesafeyi ölçeceğim. Şu an bu kenarda ne kadar boşluk bırakmak istiyorum? Ben sabit bırakmak istiyorum. Çapı değiştirdiğim zaman 25 milimetre olduğu için 2,5 santim yeterli olur. Tabii 2,5 yapmamız lazım o zaman. Çok kenarıya taşıdı. Bunu biraz daha büyüteceğim. ...7 santim daha uygun gözüküyor. Şimdi mesela ben ayak çapına müdahale ediyorum ve bunu 20 yapıyorum. 20 yaptığım zaman bunun 10-17 olması gerekiyor ayak mesafesinin. Apply dediğim zaman bakın ayak mesafesi 17'ye çıktı. Ama benim kenardaki bir mesafeme korundu. 7 santim olarak korundu. Eğer ben bunu girmediğimi varsayıyorum. Şu an formül girmedim ben buraya. O yüzden ayak çapını değiştirme mesafesini değiştirmeyecektir. Bunu 30 yaptığım zaman muhtemelen bu dışarı taşıyacak. Şu anda mesela buradakini arayı iyice daralttı. 50 yapsam iyice dışarı taşıyacaktır yani. Evet, şuradan geri alalım. Eski haline. Bu şekilde ayak çapını biraz daha düşürelim. 8 uygun olacaktır. Bu şekilde kalsın. Formülizasyonda bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu formülde tabii ki birçok işlem var. Yani formüllere kod dahi yazılabiliyor. İfli değerler yazılabiliyor. Yani if'ten kastım if'li işte eğerli formüller yazıp büyükse bu değeri alsın. Bu değer büyükse işte mesela işte boyu
150 santimden büyükse eni 100 olsun, işte 300'den küçükse bu değer olsun gibi ifri değerler bile yazılabiliyor. Çok ileri seviyede kodlar dahi yazanlar var. Google'da, tarayıcıda bulabileceğiniz, araştırınca bulabileceğiniz bazı kodlar mevcut. Bir de bunlara materyal atayalım. Şimdi materyal kısmına geldim. Bu default'u çoğaltıyorum. Duplicate and Material SS seçeneğini seçip. Çünkü çoğaltmazsam default malzemesine müdahale etmiş olurum. Buna tabla diyorum. Şuradan asset kısmından ahşap yapacağım bunu. Bu ürünü seçtim. Bu malzemeyi seçtim. Bunu realistik görüntüye aldığım zaman şu anda ahşap rengini aldığını görüyorum. Ayaklar için bir materyal atamayacağım. Neden atamadığımı az sonra sizlere göstereceğim sebebini. Fark ettiyseniz yalnız ayağı yani tabloya tıkladığım zaman burada materyali görüyorum, evet. Ama bu jenerik modelin arayüzünde bulunan bir seçenek. Yani ben parametre kısmına geldiğim zaman aslında materyale müdahale edemediğimi görüyorum. Onun için bunu peki parametre kısmını eklemek için ne yapmamız gerekiyor? Şuradaki seçeneğe tıklıyorum. Yeni bir parametre diyorum. Tablo malzemesi ismini verdim ve okey dedim. Daha sonrasında buraya geldiğim zaman materyal grubunun altında, bunların hepsi bir boyut olduğu için hepsi dimension altında bulunuyor. Burada materyal grubunun altında bir tabla seçeneği çıktığını görüyorum. Burada bir de şuna dikkatinizi çekmek isterim. Boyun parantez içinde default yazıyor. Default yazmasının sebebi şu, çünkü boyu biz instance parametresi olarak yapmıştık. Bu aradaki farkı az sonra görmüş olacağız. Bir de şu keskin kenarları da biraz yumuşatmak istiyorum. Şuralar çok keskin, tam direkt 90 derece oldu. Bunun için şöyle bir şey yapabiliriz sanırım. Create seçeneğine geldim. Swift'ten yolumu belirle dedim. Pickpad seçeneğiyle şu kenarları seçiyorum. Hepsini seçtim şu an, tüm kenarları sanırım. Daha sonrasında Edit Profil kısmından buraya bir şekil çizeceğim ve bunu tüm kenar boyunca devam ettirecek. Bu konuda çok başarılı değilim ama güzel bir işlem yapmaya çalışacağım. Bu şekilde yuvarlak çizdim. Ben de bunu buraya kadar uzatıyorum. Yeniden Arc seçeneğini seçiyorum. Ve Line'la bunu kapatıyorum. Kenarlara mesela seçtiğim malzemeyi, çizdiğim malzemeyi çoğaltmış oldum. Yani bir tık daha güzel bir görüntü oldu tabii ki. Orada siz daha iyi bir çizim yapabilirseniz çok daha güzel bir görüntü çıkacaktır. Buna da bir malzeme atayalım. Bunu yine çoğaltıyorum. Kenarlık dedim. Malzeme kısmına geldim. Buraya da bir plastik atayalım. Sehpaya çocuklar düşüp kafasını vurursa ve yara almasın diye. Şu güzel bir malzemeyi bunu atıyorum. Bu şekilde benim şeklini aldı ürünüm. Daha sonrasında bunu kategorisini belirlememiz gerekiyor. Yani biz bu family'i oluşturduk ama bu ne? Hani bir eşya mı? Bir kapı mı? Ya da bir yangın elemanı mı? Hani Revit'e bunu tanıtmamız gerekli. Tanıtmazsak ne olur? Tanıtmazsak
metraj kısmına geldiğimiz zaman biz malzemenin hani saydırmak istediğimiz malzemeleri seçtiğimiz zaman bunun hani furniture'ın içerisinde çıkmaz. Eşya olarak tanımaz çünkü biz bunu eşya olarak tanımlamamış oluruz. O yüzden bunun grubunu, kategorisini seçiyoruz. Kategoriyi de seçtik. Şu anda her türlü işlem bitti. Ve bunu save as diyerek family olarak kaydedebilirsiniz. Daha sonrasında load family olarak da geri çağırabilirsiniz. Ben o işlemlerle uğraşmamak için bir proje açıyorum. Bir architecture projesi açtım. Buradan hemen birim ayarlardan şunu santimetre yapalım. Hızlı bir döşeme çiziyorum. Projeme geri döndüm. Bunu projeme yüklediyorum. Bu şekilde projemi aktarmış oldum. Şu anda bunları projemizde görmüş oluyoruz. Şimdi burada type ve instance kısmına geleceğim. Bir de sistem familylerini de göstermiş olayım sizlere. Mesela ben duvarı seçtiğim zaman ben buradaki mevcut duvarlarla ilgili ancak bana müsaade edilen kısımda düzenleme yapabilirim. Bu bir sistem familisidir çünkü. Ben bu family'yi dışarıdan yükleyemem. Ya da buradaki edit family kısmı aktif olmaz. Mesela benim oluşturduğum family'ye tıkladığım zaman burada edit family modu aktif gözüküyor. Çünkü benim oluşturduğum bir loadable family. Yani dışarıdan yüklenebilen bir family. Bu diğer family'ler için de geçerli. Örneğin bir tane Revit kütüphanesinden hemen bir family alayım sizlere. Yine furniture diyelim. Sandalye diyelim. Mesela buna da tıkladığım zaman bunu Revit'in kütüphanesinden çektim şu anda. Bunu da Edit Family kısmından düzenleyebiliyorum. Ama duvar gibi az önce sunumda bahsettiğimiz ürünler sistem familisi. Bunlar Revit'in içerisinde gömülü famililer olduğu için bunlar da ben istediğim gibi düzenleme yapamam ve parametre ekleyemem. Yani ben istersem bu şeyde dışarıdan gelmiş yüklenebilen family için edit family deyip buraya işte bu arayüze dönüp buradan parametre ekleyebiliyorum. Ama aynı şey duvarlar için geçerli değil. Ancak ne yapabilirim? Edit type seçeneğine gelirim. Birincisi bana burada izin verdiği yani eklenmiş olan parametrelere müdahale edebilirim. Burada mesela structure'ına müdahale edebiliyorum. Diğer işte genişliğine, yüksekliğine müdahale edebiliyorum. Burada instance parametresi olarak. İşte bunu da nasıl yapacağız? Duplicate edeceğiz, çoğaltacağız ve farklı bir isimle farklı bir duvar olarak işte burada izin verilen parametreleri sadece değiştirerek projemize devam edebiliriz. Onun dışında sistem familylerine müdahale edemeyiz. Şimdi burada ben family'ime geldim. Edit type kısmından gördüğünüz gibi boy burada gözüküyor ve dimension kısmında diğerleri gözükmüyor. Biz boyu instance olarak yapmıştık hatırlarsanız. Instance parametresi olarak oluşturmuştuk. Ve boy burada gözükürken diğerleri gözükmüyor. Diğerleri nerede gözüküyor derseniz diğerlerini edit type seçeneğinde gözükür. Şu üstte de yazdığı gibi bunlar type parametresi. Type parametresi olduğu için burada bir değişiklik yaptığımız zaman şöyle biraz kenara alayım. Mesela bu masamı seçtim. Biraz küçülteyim görmenizi istiyorum arka planda aynı zamanda. Ben bunun enini böyle değişik bir rakam yapmak istiyorum ki fark edilsin. Enini 300 yaptığım zaman bunun da eninin otomatik olarak büyüdüğünü görüyorsunuz. Sadece bunun mu? Hayır. Diğer aynı tipteki tüm masaların eninin aynı oranda büyüdüğünü görüyoruz. Ama biz boyu instance parametresi olarak eklediğimiz için ben bu 150'ye
200'e çıkardığım zaman, Apple dediğim zaman gördüğünüz gibi sadece bu büyüyor. Diğerleri büyümüyor. Instance ve tip arasındaki fark budur. Instance sadece seçtiğimiz parametre elemana özeldir, family özeldir, sadece onu etkiler. Type'ı değiştirdiğimiz zaman ise aynı tipteki tüm elemanları etkiler. Aynı tip ile çizilmiş tüm elemanları. Yani burada pencere seçeneği gelirsek Fixed bir family'dir. Window bir family'dir. İşte casement double diyor. Burada double hang diyor. Bunlar birer family'dir. Window ise, window seçeneği ise bir kategoridir. Ve bunların hepsi ise birer tiptir. Tip parametresidir. Yani 1406'ya 1610 bir tiptir. 1406 işte 1220 bir tiptir. Ama şimdi mesela ben 406'ya 610'luk pencereleri yerleştirdim. 10 tane pencere yerleştirdim 406'ya 610'luk penceremden. Bunlardan herhangi biri değiştireceğim bir instance parametresi sadece onu etkiler. Aradaki fark budur. Instance, tip, kategori ve family arasındaki. Daha sonrasında ben şimdi şurada paylaşımımı bir dakika bir paylaşım yapacağım. Siteyi göstermek istiyorum sizlere. Örneğin bu BIM Object sitesi. Burada bunlar hani gerçek şirketler tarafından, üreticiler tarafından, ya bu site gibi birçok site var ama en popüleri bu. Bu tarz kütüphaneler var. Hatta bazı şirketler kendi özelinde bunları oluşturuyor. Bu siteleri oluşturuyor kendi kütüphanelerini ve orada yayınlamış oluyor. Mesela buradan biz bir mobilya diyelim. Bir tane ürünü indirip alacağım. Şunu indirmek istiyorum. İndir dedim. Buradan sadece Revit olanı, yani başka formatlarda da var. İşte burada AutoCAD formatı var, Rhino formatı var, 3ds Max formatı var. Ben sadece Revit formatını alacağım. Şu an ürünümü indirdim. Tekrardan Revit ekranımı yansıtacağım sizlere. Şu anda Revit ekranımı yansıttım. Bu indirdiğim dosya konumuna gideceğim. Insert dedim. Load family dedim. Burada indirdiği dosya konumuna gelip dosyayı açıyorum. Şu an kütüphanemi aktardım. Eşyaları komponent seçeneğinde bulursunuz. Şu an buraya gelmiş durumda. Ve ben bu şekilde mesela projemde bunu kullandım. Ve bunun özelliklerine geldiğim zaman işte Edit Type seçeneğinden mesela Product diyor ki ürünün üreticisinin işte sitesi. Yani siz bu ürünü mesela oluşturdunuz, bitirdiniz. Ben bu ürünü kullanmak istiyorum. Bunu beğendim. İşte bir iç mimar olarak mesela. Ben direkt bu siteye gidiyorum ve siteden kullanıcı, bunun üreticisiyle iletişime geçiyorum. Burada tabii ki bu ürünün az önce de bahsettiğim gibi tüm özellikleri, parametre özellikleri de ürünün kendisiyle birlikte geldiği için bu direkt değiştirmem gereken, eklemem gereken herhangi bir şey yok bu ürünün. Şimdi en son bir hani burada tabii metraj alınacak çok bir şey yok ama metrajı nasıl alabiliriz onu görelim. Bir de böyle ürünleri yerleştirdikten sonra Scheduling Quantity dedim. Furniture seçeneğini seçiyorum. Hani az önceki kategoriyi seçmeseydim ne olacaktı? Furniture seçeneğini seçiyorum. Okey dedim. Buradan görmek istediğim parametreleri karşıya taşıyorum. Burada malzeme listemi gördünüz. Mesela buradaki şunu sanırım evet bunu listelemedi. Bunu niye listelemedi derseniz Edit Family kısmına gidelim. Muhtemelen seçilen kategoride bir problem vardır. Kategori kısmına geliyorum. Jenerik model olarak oluşturulmuş. Bakın jenerik model olarak oluşturulduğu için bu şu an benim listemde gözükmedi.
Bunu hemen furniture olarak değiştiriyorum. Okey dedim. Furniture olarak değiştirdim. Projemi aktar dedim. Burada mevcut projeme bunu aktardım. Burada şu seçeneği soracaktır. Hani hem parametre değerlerine değişiklik yaptığımız için üzerine yazmak ister misiniz diye. Bu seçeneği seçtim. Listeme tekrar geldiğimde fark ettiğiniz üzere artık koltuğum da buraya gelmiş oldu. O yüzden kategoriyi doğru seçmeniz önemli bir konu. Burada tabii ki şunu söyleyebilirsiniz. Hani benim görmek istediğim parametreleri burada göremiyorum gibi. Hani boyutları vesaire. Şimdi Revit'in belli yani default olarak hazırlanmış kategorileri var ve bazı işte parametreler var orada. İşte furniture için diyor bunları alabilirsin diyor. Siz buraya peki parametre eklediğiniz parametreleri çekip bunları listeleyemez misiniz? Tabii ki listelersiniz. Bunu da shared parametre dediğimiz paylaşılabilir parametre seçeneğiyle yapabilirsiniz. Eğer parametrelerinizi shared parametre olarak oluşturursanız daha sonrasında projenizdeki içeriğe bunları çekebilirsiniz. Bunları tabii sürekli aynı sistemi kullanıyorsanız bir template oluşturup bunları rahatlıkla her defasında uğraşmanıza da gerek kalmaz. İşte burada dört tane benim oluşturduğum Family 4, ben bunun ismini değiştirmemiştim. Family 4'ten yani benim oluşturduğum masadan varmış. İşte üç tane bu koltuktan yerleştirmişiz projemize. İki tane Revit'in kütüphanesinden çektiğim koltuğu görüyoruz. Bu tabii ki basit bir örnekti. Temel mantığıyla family oluşturmak bu tarz bir parametrik bir family. İşte boyutlarına müdahale edebildiğimiz yüksekliğine her türlü yani ölçülendirdiğimiz bütün parametrelere müdahale edebiliriz. Bu size kalmış tamamen. Ama burada şunu söyleyecektik bir de. Edit type kısmına geldiğim zaman tabla malzemesini burada tablayı eklemiştik parametre olarak. Oysa ki ayak malzemesi buraya gelmemiş. Çünkü bunları biz edit family kısmında bunlar gözüküyor olsa bile şurada mesela ayağa tıkladığım zaman burada materyal kısmı gözüküyor. Ama ben bunu şuradaki sağındaki seçeneğe tıklayıp bunu parametre olarak eklemezsem bu ayak malzemesi gözükmeyecektir. Şu anda geldiğini görüyoruz. Buradan da ayağımıza bir malzeme seçip gerekli uygun gördüğünüz malzemeyi atayabilirsiniz. Tabii Revit sonuç olarak üretim yazılımı değildir bu arada. Sizin üretmek istediğiniz modelleri şu şekilde de yapabilirsiniz. Yani Autodesk birçok disipline hizmet eden bir yazılım şirketi. Yani bir imalat tarafında özelleştirilmiş yazılımları vardır. Yani Revit sonuç olarak bir inşaat tarafındaki yazılımdır. Modelleme yapabiliyorsunuz ama özellikle makine parçaları gibi böyle hani detay, amorf, çizimli zor yapıları Revit'te tasarlayamıyor olabilirsiniz. Peki şunu da söyleyebilirsiniz. Yani sitede çok değişik bir her türlü şey bulabiliyorsunuz. Yani bunları nasıl Revit Family'si olarak kaydedmişler? Oradaki işlem şu şekilde ilerliyor. Inventor'la ya da Fusion gibi üretim yazılımlarıyla bunları modelliyorlar. Daha sonrasında bunlar Autodesk ailesinin bir ürünü olduğu için aralarındaki işbirliği zaten oldukça gelişmiş durumda. Bunu Revit'e aktarıyorlar ve Revit Family'si olarak bunu kaydedip daha sonrasında işte ben mesela bu projeyi Revit Family'si, RFA dosyası olarak kaydedip nasıl yüklüyorsam onu da Revit'e aktarıp Revit Family'si olarak kaydedip yine aynı şekilde bu sitelere, kütüphanelere yükleyebiliyorlar. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Sormak istediğiniz şeyler varsa mikrofonunuzu açıp sorabilirsiniz veya da sohbet kısmına yazabilirsiniz. Sanırım bir soru yok.
Ben teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Eğer daha sonrasında sormak istediğiniz bir şey olursa ya da hani farklı bir konuyla ilgili, Revit'le ilgili farklı bir konuyla ilgili yine de sorularınızı sorabilirsiniz. Şu an ben mail adresimi yeniden sohbet kısmına yazıyorum. Telefon numaramı da yazıyorum şu anda. Bu bilgilerden bana ulaşabilirsiniz. Seve seve sorularınıza cevap vermek isterim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere o zaman. İyi çalışmalar.